Ya Allah. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve mevlel alemi ebel kasimi Muhammed. Ya eyyühel müştakune nure cemalih. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Muhterem seyirciler, Kanal 25 huzura doğru hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Allahu Azze ve Celle memleketimizi, vatanımızı, devletimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüştenî bu kesîren minezzenni inne bazezzenni ismin. Muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizde çok zanlardan sakının. Hucurat suresinde Allahu Azze ve Celle buyurur ki, ey iman edenler, işteni bu kesîren minezzenni, zanların çoğundan sakının. İnne bazı zenni ismin, bazı zannettiğiniz şeyler günahtır. Her zannettiğiniz şeye bir kulp takmayın. Size bir örnek vereyim. Birisi komşunuzdan, adam gitmiş gurbete ya başka bir yere, alo Zahide Hanım buyurun. Alo. Efendi. Buyur kızım. Hocam. Buyur. Kocayla mı görüşürüm yavrum? Evet, buyur. Kocam. Efendim. Ben hacının mezarlığını yaptırdım da şimdi üstü dolacak. Değiller, kendi bahçesinden, tarlasından toprak. Başka toprak olmaz. Dedim sana bir zahmet vereyim de sorayım. Bacım, onu bir daha tekrarla, ne yaptın? Hacının mezarlığını, benim adamımın. Senin mezarlığını köyde yaptırdın. Yaptırdın, evet. Üstü dolacak hocam. Evet. Şimdi o yaptırdığım adamlara dedim doldurun, demişti kendi tarafından olacak, bahçesinden. O toprak başkasından olmaz. Başkasının toprağı olmaz. Ama biz oraya koymuşuk hacım. Tamam, hocam. Orada kendi sınırları varsa, mezarının etrafında kimsenin değilse, onunsa, oradan doldurabilirsiniz. Yavrum ben, hacım, ben dedim ki buradan giden de götürek bir üç çuval da. Olmaz mı? Mezarı nerede? Tortum'da, Tortum'da. Evet, gittiğin zaman biraz toprak götür, doldur, ne olur? Buradan olur mu? Elbette. Oldu. Oldu, çok sağ ol hocam. Allah sağ ol. Canına sağlık. Ama şere. Kendi toprağından götür, başkasının değil. Ama kendi toprağı nerede? Sen o köyde hadi çıksali yavrum, doğal toprak yok. Bacım, senin kendi mülkün olan topraktan, senin tarlan, bağın, bahçen, tamam, ne varsa. Tamam hacım, tamam. Oldu. Oldu, sağ olasın, hayırlı cumalar. Sağ ol, Allah razı olsun sizlerden. Muhterem Müslümanlar, Allahu Azze ve Celle Hucurat suresindedir ki, zennin çoğundan sakının. Çünkü çoğu günah olur. Örnek olarak bir komşunuz gitti gurbete. Fakat sen orada birkaç gün sonra bakarsın ki bir tane adam onun kapısında
geçti, ya durdu, ya ondan konuştu. Sen onu uzaktan gördüğün gibi, aha gördün mü ne oldu? Biliyor musun, bu adam kötülük için gelmişti, o kadın da kötüydi. Bak bu çok büyük bir günahtır, çok büyük bir günah. Allahu Azze ve Celle diyor ki, inne baze zenni ismin, zannettiğiniz şeyler günah oluyor, sen tanımıyorsun. Adam zannetti kötüdür, gider sorar ki sen burada ne gezirsen, der ki şuradaki benim kızım, yahut benim bacım, yahut da benim halam, teyzem, ona sebep gelmiştim. O zaman sen ne yaparsın? İşte bizim insanlarımız araştırmadan hemen yapıştırırlar. Gördün mü ne olmuş, falan falan olmuş. Bunu basarlar, havadis olarak yayarlar. En büyük günah iffetli, namuslu bir kadına iftirada bulunmak. Bunun günahı yere göğe sığmaz. Bu kadar günahtır. Öyleyse bir şeyin aslını araştırmadan hiçbir zaman söylemeyin. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تِيَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. Başkasının işini araştırma. Ya bu adam niye böyle yaptı? Neden böyle oldu? Sana ne? Sen niye araştırıyorsun ki? وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. Bazınız bazınızın gıybetini yapmasın. Bazınız bazılarınızın gıybetini yapmasın. اَنْ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemek ister misiniz? فَكَرِهْتُمُهُ. Ne kadar bir iğrençtir ölü etini yemek. O iğrençtir ama sen günde yiyorsun. Kıybet ölü eti yemektir. Aynısıdır. Sen ölü etinden doymuyorsun ki, akşama kadar onu bunu çekiştiriyorsun. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allahu Azze ve Celle buyurur ki, ben sana iki tane melek göndermişim. Ağzından çıkan her sözü onlar yazar, kayda alırlar. Yarın kıyamet gününde o meleklerin biri önünde, biri arkanda seni cehenneme götürüyorlar. O öndeki melek okuyor. Bak sen şu zamanda şu gıybeti yaptın, şu zamanda şu günahı yaptın, şu zamanda iftira yaptın. O arkadaki melek de şahitlik yapıyor. Evet, doğrudur, doğrudur. Bu dünyadaki bizim o kiramen katip melekleri kıyamet gününde de bizimle beraber günahı olanları cehenneme, günahı olmayanları da cennete sevk edecekler. Peki bunlardan kurtuluş var mı? Hayır, yoktur. Akıl balık olduktan sonra Allah o melekleri gönderiyor, kiramen katibin, yani her şeyi yazıyorlar. Ve kıyamet günde onlar yine bizimle beraber olacaklar. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّح۪يمُ. Allah'tan korkun. Allah tövbe edenlere çok merhamet edendir. Bir adam günahından tövbe etmedikçe onun niyeti daha günah üstüne günah işlemektir. Allah'ın Resulü buyurur ki, اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا زَنْبَ لَهُ. Günahlarından tövbe eden sanki hiç o günahı işlememiştir. Allahu Azze ve Celle de öyle buyurur. Bilmem muhterem seyirciler, hiç sabaha yakın kalkanlar içinize nasıl olsa vardır. O zamanki feyiz bereketi anlatmak mümkün değil ki. Allahu Azze ve Celle sabaha iki saat, bir saat kala meleklerine seslendiriyor. Ey kulum, var mı benden isteyen ki ben vermemişim? Benden af dileyen var mı ki ben onu affetmemişim? Benden sıhhat isteyen var mı ki ben vermedim? Her dertli elbette ellerini kaldırır, Cenab-ı Allah'ın rahmet hazinesinden bir şeyler isterler. Ama sen Allah'tan istemediğin zaman demek ki Allah'a ihtiyacın yok. Allah da o zaman sana vermez.
Muhterem Müslümanlar, sizi bir sözle bağlamak istiyorum. Dersimiz devam ediyor ama bir sözle. Arabinin birisi Peygamber Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah, ben ne yapayım ki cennete gideyim? Bak, söz bu şekilde, soru. Ey Allah'ın Resulü, ben ne yapayım ki ben cennete gideyim? Allah'ın Resulü tek bir söz söyledi. Aklınızda inşallah kalır. Evvelen en tümine billah sümme istakim. Önce Allah'a iman et ve peşine de doğru ol. Cennet doğruların yeridir. Öyle eğri büğrülerin yeri değildir. Evvelen en tümine billah, önce Allah'a iman edeceksin ve sonra da sözünle özün doğru olacak. Cennet yalancıların yeri değildir. Yalan söyleyen bir adamdan melekler ona lanet okuyorlar. O lanet ne demek? Allah'ın rahmetinden uzaklaştın sen. Acaba bu yalanı söylerken yahut da bir günaha yaklaşırken tenha bir yer arar ki kimse beni görmesin. Kimse orada var mı? Var. Kim var? O senin kiramen katip meleklerin senin yanında. Dahası var. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Allah diyor, ben senin canından daha yakınım sana. Ben senin yanındayım. Benden nereye kaçıyorsun? Allah'tan saklı, gizli hiçbir şey yoktur. Ne yapsan Allah'ın mürakabesi, gözetlemesi altındadır. Seni hep gözetliyor. Öyleyse boş kalacak bir yerin yok. Allah'a karşı, Allah sana baka baka sen isyan ediyorsun. Bunu her zaman aklında tut. Allah senin canından sana daha yakındır. Seni gözetlemesi vardır. Ve günde en az 5 kere senin kalbini yokluyor, bakıyor kalbin. Acaba ne kötü şey düşündün, nasıl bir şey düşündün? Bunların hepsini Allah'ın gözetlemesi altındadır. Ben her zaman bunu size söylüyorum. Biz namaza dururken hani bize sorarlar, namazın şartları nelerdir? Hadesten teharet, necasetten teharet, setrül avret, istikbali kıble, vakıt, niyet. Necaset üzerimizde varsa yıkayacağız. Abdestsiz isek abdest alacağız. Üstümüzde giysi yoksa üstümüzü giyeceğiz. Kadınlar tüm giyinirler. Kadınların sadece elleri, bir de ayakları topuktan aşağı zarar vermez. Diğeri kadın tüm namahrem olarak örtünür. Erkekler diz göbek arası hiç olmasa yine örtülmesi lazımdır. Bu ne? Setrül avret. Avret yerini setretmek. Fakat ne yazık ki Allah'ın huzurunda kadın kendisini örtünüyor da çarşıya, sokağa çıktığı zaman da açılmayacak yerlerini açıyor. Yani teşhir ediyor. Bunu kim size söyledi? Efendi, bu bir modaymış. Moda ne? Şeytanın adeti. Bakın muhterem Müslümanlar, bazı şeyler dinimizde var ki haramdır. Hiç bunun üstüne varmadan ne hocalarımız size anlatıyorlar ne de siz soruyorsunuz. Kadın sırtını açıp geziyor, kolları açık geziyor, bakıyorsun ki hep dövme yapmışlar. Ya bu dövme ne? O da haram. E onu süs yaptın sen, haramdan süs yapıyorsun. Dahası da var. Dişlerini incel diyor ki dişlerim güzel görünsün. Haramdır. Efendim,
herhangi bir burnunu yahut kulağını ya bilmem neyini estetik ameliyat yapıyor ki ben güzel görüneyim diye. Allahu Azze ve Celle Kur'an'da buyurur ki وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Ben insanları en güzel bir surette yaratmışım. Yani sen dünyada arasan desen ki şu adam çirkindir, Allah'ın kanununda çirkin diye kimse yoktur. Allah herkesi güzel yaratmış. Ama ne var ki Allah'ın bu yarattığı güzelliğe efendim beğenmiyor. Ya ne olacak? Daha başka doktor bunu inceltecek, kalın edecek, bilmem ne olacak. Başlıyor estetik ameliyatlara. Bunlar haramdır. Caiz değildir. Ama sakatlık varsa tabii ki yapacak. O başka. Sakatlık varsa elbette düzeltecek. Ama durup dururken efendim burnumu düzeldim, kaşımı inceldim, bilmem gözümü büyüdüm veyahut da Cenab-ı Allah'ın yarattığı kiprikler dururken geçer bir tane yapılmış efendim plastikten yahut da ölünün bir kiprikini getirip gözüne kiprik takar. Niye bu? Ben güzel görüneceğim. Evlatlarım, kızlarım, analarım, bacılarım bunlar yarın kıyamet gününde hepinizden sorulacaktır. Allah diyecek ki benim yarattığım güzelliğe beğenmedin mi? Ne kusur buldun ki? Yok daha güzel. Daha güzel kim gibi olacaksan. O senin kendini ona benzettiğin sen ondan daha güzelsin. Allah çirkin olarak hiçbir kimseyi yaratmamış. Sen güzelsin ama senin gözün seni görmüyor. Başkalarını görüyor. Efendim dövme yaptıracağım ki süs olsun. Dövme haramdır. O dövme yapıldığı yer cehennemin ateşinde yanmadıkça ne kadar ibadeti olsa cennete gitmez. Haram. Haram yanacak. Allah'ın Resulü öyle diyor. El haramu narun. Haram bir ateştir. Biz nereye geliyoruz? Bak muhterem Müslümanlar. Allahu Azze ve Celle diyor işte namazda kendinizi örtünün. Ne setrül avret. Sen ana rahmindeyken düşün. Örtülü dünyaya geldin. Üç tane perde arasında Allah yaratmıştı. O örtülerin içinde sen dünyaya geldin. Bunu unuttun mu sen? Allah seni perdeyle dünyaya gönderdi. Setrül avret olarak ama sen o perde yırtıldıktan sonra elbiseni de yırtıyorsun. Hani ne ya senin adın Müslüman idi? Kendin de Müslümansın. Halalınla haramı hiç mi ayırt etmedin? Allah'a ne noksanlık buldun ki sen getirdin de vücudun açıyorsun, burnun yapıyorsun, dişin incel diyorsun, kaşın incel diyorsun. Bunların hiçbirisi dinimizde, kitabımızda uygun şeyler değiller. E canım ben Müslümanım, namazımı kılıyorum, ne kadar güzel bir şey. Tabii ki Müslümansın ama günahkar bir Müslümansın. Haramı işleyen bir Müslümansın. Eğer bunları yapıyorsunsa. Peki biz burada neden bahsetmiştik setrül avretten? Allahu Azze ve Celle hani namazda diyor ki bunları setrül avret örtünün. Sonra istikbali kıble, kıbleye dönün. Kıbleye dönün. Ne güzel muhterem Müslümanlar. Kıble Hazreti İbrahim peygamberin yaptığı bir bina. Hacca giden kardeşlerimiz gördüler. Gitmeyenlere de Allah nasip eder inşallah yakında. Onlar da giderler ve görürler. Bir bina, bildiğin bir cami. Peki Allah bunu ne yaptı? Kıble olarak müminlerin hepsinin istikametini bir araya toplamak için bu sizin kıbleniz dedi. Ama yapı İbrahim peygamberin yapısı. Şimdi sizi nereye getireceğim? Bakın. Nereye gidiyorsanızsa efendim
namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl. Hocalarımız camilerde kulaklarımızın doluncası kadar bunu anladırlar. Başka bir şey yok. Namaz kıl. Yahu muhterem Müslümanlar, İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur. Sade namazdan niye anlatıyorsun? Ya ahlaktan anlatsana. Ve inneke le ala hulukin azim. Ya Muhammed, senin ahlakın çok mükemmeldir. Ahlakı olmayan bir adama namazı neyi anlatıyorsun ki? O burada namaz kılar, gider orada 10 tane günah işler, o namazı da gitti, niyazı da gitti, başkasının vebali de boynuna geldi. Ben Kabe'den anlattım size. Bizim kıblemizde namazda istikbal-ı kıble, kıbleye dönüyoruz. Biz o kıbleye dönerken Allahu Azze ve Celle de bizim kalbimize dönüyor, bakıyor bizim kalbimize. Peki bizim kalbimiz ne oldu? Allah'ın kıblesi. Beytullah bizim kıblemiz, kalbimiz de Allah'ın kıblesi. Allah oraya bakıyor. Sen ne yaptın? Kıbleye döndün, insanların kıblesine namazını kıldın. Biraz sonra bir tanesinin kalbini kırdın. Kötü laf söyledin. Çirkin bir laf söyledin. Bir gün Peygamber Efendimiz'e ziyarete gelen bir hanımefendi gelir, derdini anlatır. Giderken o Hazreti Ayşe anamız onu yolcu edir. Geri dönür, ya Resulallah, bu kadının boyu ne kadar da kısa. Sade bu. Kadının boyu kısa. Sus, sus ya Ayşe diyor. Senin bu ağzından çıkan günah şu denizlere dökülse denizlerin tadını değiştirir, rengini değiştirir. Ya Resulullah, ben ona bir şey demedim ki, sadece boyu kısaydı. Zaten olmayanı desen iftira. Ondaki noksan sıfatı söylediğin zaman kalbini kırdın. Kalp kırmanın cezası nedir biliyor musun? O kalp bir daha yapılmaz. Onun günahı Kabe'yi yıkmaktan çok çok ötedir. Alo, buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Aleykümselam efendim, sizlere de, bütün Müslümanlara da. Amin. Hocam, ben evde uzun bir zamandır, yani 20 sene oldu, bir yolculukta bir şofördan 1200 lira falan aldım vermek için. Yolda paramı çaldırdım. Hiç kuruşum kalmadı Ankara'da, uzak yolda. Evet. Bu adamı sonradan aradım, bulamadım onu. Evet. Şoförü bulamadım, ulaşamadım ona. Evet. Şimdi ben onu da yapmam lazım. Eğer bulamadığın takdirde adresi yok, soyundan da kimse yoksa, yanında Allah'ı şahit tutarsın, o 200 lirayı bir hayır müessesesine verirsin. Mesela camiye, köprüye, yola, devamlı hayır olan bir yere. Yahut da yetimlere yardım edersin veyahut da dul kadınlara yardım edersin. Ama Allah'ı şahit tutarsın. Ya Rabbi, o şoförden aldığım 200 lirayı ben o şoförün hesabına şu hayre yatırıyorum. Allah'ım, o dünyada benimle karşıma geldiğin bu sevabı ona ver. Ama yatırdıktan sonra tekrar o şoför karşına çıkarsa ona yine vereceksin. Ona verdiğin, ona söyleyeceksen, bak senin hayren yatırdım. Razı olursa olur, olmazsa sen ona 200 lira yine vereceksin. O yatırdığın sevap sana kalır. Bilmem, anlatabildim mi? Anladım, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. He, ona ya dersin, kabul etmezse sana sevabı kalır, onun parasını verirsin. Allah razı olsun. Evet, sizden de. Evet. Evet muhterem Müslümanlar, ahlak olmadıktan sonra senin namazın kaç para eder? O kadar namaz kıl, yüzün yerlere sür, namazdan çıktığın gibi adama söydün, ya küfrettin, ya kalbine kötü bir şey kırdın, ya sen kötü adamsın, şusun busun dedin. Bunun günahı senin namazın ödemez ki.
Beyazid-i Beslami Hazretleri Allah'ın bir evliyasıdır. Keşf-i keramet ona bir gün vaiz verirken açıldı. Dedi ki ben 60 senelik ibadetim var. O ibadetimin bana verilen sevabını satıyorum. Kim alır? Tabi sevap Allah ona vermiş. Satabilir. Kimseden ses çıkmadı. Kapının arkasında oturan siyah bir zenci kalktı. Ya Beyazıt ben alıyorum. Peki neyin varsa ver. Dedi benim koynumda yarım ekmek var. Efendimden almışım başka bir şeyim yok. Ver dedi sattım gitti. O ekmeği aldı. Sevabını ona bağışladı. Gitti bu. Kapıya çıktı baktı ki çok affedersiniz bir tane köpek ekmeğin kokusunu almış ya etrafında dolanıyor. Ekmeği o hayvana verdi. Fakat köpek yarım ekmeğiyle doymaz ki. Yarım ekmek yedikten sonra yine Beyazid'in etrafında dolaşmaya başladı. Beyazid-i Beslami Hazretleri Allah o dünyada şefaatine nail eylesin. Ellerini kaldırdı Allah'a. Ey ya Rabbi! 60 senelik ibadetimin sevabını verdim de bir köpeği doyuramadım. O bana ne faydası olabilir ki? Şimdi muhterem Müslümanlar size bunu diyorum. Hep namaz, namaz, namaz. Sen bir adamın kalbini kırsan senin namazın onu kurtarmıyor ki. Senin haccın da versen onu kurtarmaz. Ömür boyu yaptığın ibadetleri de versen o kalp kırdığın adam yine ödeyemezsin. Onun günahını ödeyemezsin. Ben size her zaman bunu ahlakın güzelliğinden anlatıyorum. Ahlaktan anlatıyorum. Namaz namazdan değil. Elbette namaz farz, kılacağız bitti. Ama her gün namaz 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 camilerde hep bunu anlatıyorlar ya. Bir de ahlaktan anlat. Ahlakı iyi olmayanın bir adamın namaz onu kurtarmaz. Peki ahlakı iyi olan ne olur? Yarın Hazreti Muhammed'le beraber onun mekamı onun yanındadır. Allah'ın Resulü öyle buyurur. Yevmel kıyameti hasinüküm ahlaken. Kıyamet gününde benim yanımda kalacak güzel ahlak sahipleridir. İyi ahlak sahipleri. Ya iyi ahlak nedir? İyi ahlak kimseye eziyet etmemek. Komşuna eziyet edersen sen Müslüman değilsin. Komşuna eziyet etmezsinse işte Müslüman sensin. Allah'ın Resulü öyle buyurur. İslamiyet nedir? İnsanlara faydalı olmak. İki şey var ki dünyada ondan üstün hiçbir şey yoktur. İki şey var. Üç değil, iki şey aklınızda kalsın. Bir, Allah'a inanmak, Resulüne inanmak. Bir. İkincisi, insanlara faydalı olmak. İnsanlara faydalı olmak. Efendi bu fayda nasıl? İhtiyar bir adam önünde gidir, elinde yük var. Onu al götür, yardım et. Ayakta duruyor, otobüste yanında hemen yer ver. Bak işte faydalı bu. Kışın kar yağdı kapısını küreyemiyor. Al küregi küre. Yani insanlara faydalı ol da nasıl faydalı olursan ol. İnsanların en iyisi olursun. Allah'ın Resulü'nün ağzından çıkan söz. Evvelen en tümine billah sümme yenfe'un nas. Önce Allah'a iman etmek sonra da insanlara faydalı olmak. Bu nedir? Müslümandır bu adam. Peki ya iki şey de var ki ondan daha kötü bir şey yok. İki şey de var ki ondan daha kötü bir şey yok. Bu ne?
Allah'a şirk koşmak, Allah'a inanmamak. Neuzu billah. Bir. İkincisi, yedurrün nase, insanlara zarar vermek, zararlı olmak. Faydalı değil, zararlı olmak. Sen eğer insanlara zarar veriyor isen, senin namazın, haccın, zekatın hiçbir değeri yoktur. Hele hele komşuna zarar veriyorsunsa, sana mümin değilmez ki. Mümin, komşusuna zarar verdiği zaman mümin değildir. Şimdi bunları Allah'ın Resulü anlatırken sizlerin vicdanınıza havale ediyorum. Kendiniz muhasebe yapın. Acaba sen komşuna menfaat mi veriyorsun yoksa zarar mı veriyorsun? O zarar veren adam zannetmesin ki ben müminim, imanım var. Yok. Allah'ın Resulü'nün yanından kovulmuş bu adam. Ya insanlara faydalı olacaksın. Ve minha hukukul valideyni. Bir de sade namazdan değil, ahlakın mükemmel olacak ve bir de ana babaya isyan etmeyeceksin. Eğer isyan edersense en büyük günahı sen işlemiştin. Yine senin namazın, orucun, haccın, zekatın seni kurtarmaz. Bu günahları ödeyemez. Ana babaya isyan ettiğin zamanda senin bu günahın, senin sevabın bu günahı ödeyemez. Çünkü Allahu Azze ve Celle Kur'an'da öyle diyor. وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Allah'a hiçbir şey ibadet, şirk koşmayın ve bir de ana babanıza itaat edin. Peki ana babaya itaat ederken hangisinin hakkı daha çoktur? Peygamber Efendimiz'e sordu adam. Ya Resulallah, babam da öldü, anam da öldü. Bunlara ben hayır yapacağım. Hangisine yapayım çok? Allah'ın Resulü cevap verdi. Evvelen ümmeke, sümme ümmeke, sümme ümmeke, sümme ebake. Önce annene, yine annene, yine annene, sonra da babana. Üç kere anneyi, bir kere de babayı söyledi. Babaya hürmetli ol ama anaya itaat et. Çünkü ana hak ödenmeyen bir hak nedir? Ana hakkıdır. Ne yaparsan yap ödeyemezsin bunu. Ödenecek bir hak değil. Biliyorsunuz ben hep derslerimde bunu diyorum. Baban elini öpersin, duasını alırsın. Ama annenin eli değil. Annenin eli, başan koy elini, ayağının altını öp. Ananın ayağının altını öpersen, Kabe'nin eşiğini öpmüş olursun. Cennetin kapısının eşiğini öpmüş olursun. Ananın ayağının altı, cennetin kapısının eşiğine eşittir. Ana bu kadar kıymetlidir. Bunun için günahların en büyüğü ana babaya asi olmaktır. Fakat yine halen daha, Allah razı olsun, halen daha bizim hocalarımız anlatırlar. Namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl. Ya geride daha neler var? Namaz Müslümanın bir tek şartıdır. Daha şartları geride var. Biz namazın şartlarını hani sayarken istikbali kıble, vakit, niyet dedik. Vakit olacak ki namaz kılasın, niyet edeceksin ki Allah'a namaz kılasın. Bunlar tamam, namazın şartları. Bunu bir cümlede ifade edebilirsin. Ama geride daha neler var? Daha neler var?
قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah Kur'an'da İsra suresinde buyurur ki Allah'a itaat et, kulluk et, ondan sonra ana babaya da itaat et, ihsanda bulun, iyilikte bulun. Bunu Allah emrediyor. Sen bunu, bu emre isyan ettikten sonra senin namazın seni kurtarmaz ki. Evet. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bir gün otururlarken kâle el kebair, dedi ki en büyük günahlar el işrakü billah, Allah'a şirk koşmak, haşa, Allah'ı inkar etmek, Allah'ın birliğine inanmamak en büyük günah. Ve bunun akabinde, bunun peşine daha hukukul valideyn, hemen onun yanında ana babaya asi olmak. Eğer bundan daha büyük bir günah olsaydı şirkin yanında Allah onu derdi. Birincisi Allah'ın birliğine inanmamak, ortak koşmak, haşa. İkincisi de ana babaya asi olmak. Büyük günahlardan, en büyük günahlardan. Daha وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍ, bir de bir adamı haksız yere öldürmek. Katil. Katil dediğimiz zamanda muhterem Müslümanlar, bir adamı öldüren katil. Ama gel gör ki günümüzde nece Müslüman kardeşlerimizi, soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı öldürdüler. Bir seferde 40-50 kişi birden gidiyor. 70 kişi birden gidiyor. Bunlar hiç Allah'tan korkuları yok ki. O ölenlerin mekamı cennettir inşallah. Çünkü habersiz, bir şeyden habersiz şehit oldular. Ama öldüren bir kimse ne kadar günahı çoktur. Buna sebep olan, buna sebep olan aynen o katil kendisi yapmış gibidir. Yani bunu gönderen, teşvik eden, para veren, yol gösteren, yardımcı olan, işaret eden, hepsi o katle müşterektirler. Örnek olarak söyleyeyim, bir adamı gönderdi ki git falan yerde 10 tane adam öldür. O da giderken yol bilmiyordu, birisine sordu ki ben adam öldürmeye gideceğim, onlar neredeler? Bu da adresi gösterdi. Ondan sonra bu adam gitti bir yerden su içti. O adam da biliyor bu gidecek adam öldürmeye. Ona su veren, ekmek veren, ona para veren, onu hoş gören, sen iyi ettin ki bunu yaptın diyen, hepsi o adamların katline ortaktırlar. Yarın kıyamet gününde bunların hepsi katildir. Ya ben öldürmedim de ya evimde barındırdım. Sen de aynı katle ortaksın. Ha öldürmüşsün, ha evinde barındırmıştın. Alo, buyurun. Hocam, cuma mübarek olsun. Allah razı olsun kızım, sizin de, bütün Müslümanların da kızım. Buyur. Hocam, bir sorum var da. Buyur, buyur. Bir delikanlı askere gitti. Askerde de bu kantinde duruyor. Evet. Kant alışverişlerini yapıyor, hani ay sonu geldiği sıra alışverişlerinin hesaplarını görür, hesabını teslim edir. Evet. Ondan sonra buna para kalır. Bu para buna helal mi, haram mı? Kızım, eğer başındaki komutanlar ona demişler, şu kadar parayı bize ver, kalan senin olsun demişler, helaldir. Yok eğer böyle bir şey komutanlarından, başındaki amirlerden saklı olarak almışsa haramdır. Hem de onun haramlığı başka bir harama benzemez. 80 milyon nüfusun hakkı kalır onda. Eğer bak baştakiler hani pazarlık yaparlar. Sen aydan aya bize mesela 200 lira ver, kalan senin. Eğer demişler böyle, o para ona helal. Yok böyle bir pazarlık yok. Kantini sen işlet, efendim masrafını çık, sermayesini al, hepsi senin elinde. Böyle bir pazarlık yoksa o aldığı para haramdır.
Yani oturuyor. Komutanlarından gizli olarak almışlar. Komutanın haberi var mı işte hocam? Bilmiyorum yani. İşte haberi böyle. Ondan pazarlık yapmış olacak ki şu kadar parayı bize getirdin mi gerisi sana. Demişler bu helaldir. Yok. Yani o parayı buna kalan parayı şimdi askerden gelmiş ne yapabilir yani nereye verebilir? Kızım eğer haram ise ben illa haram helal demiyorum işte dediğim şartlar böyle. Eğer haramdan kazanmışsa onu götürsün yine bir yere versin. Bir fakire, dul kadına yahut yetimlere ama sevap beklemesin. Ben bunu verdim de ahirette bana sevap gelir diye düşünürse kafir olur. Ama o onu verir fakat o yetim yahut o dul kadın ona dua ederse o dua gelir onu bulur. Yani duası ona yetişir. Ama verdiği paradan sevap beklemeyecek. Çünkü Allah haramı kabul etmiyor. Verir, verdiğinden sevap beklemesin. Verdim gitti, sanki suya attım. Evet, yani şey böyle. Evet. Oldu kızım. Sağ ol kızım, sizin de Allah yardımcı. Kızım ne yaparsınız yapın, ne olur. Haram evinize, eşiğinize, beşiğinize sokmayın. Yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Şu dünya çok küçücük bir ömürdür. Yani Allah'ın indinde bu dünya çok kısadır. Hesap vereceğiz. Evet muhterem Müslümanlar. Daha neydi? وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَم۪ينَ الْغَمُوسِ Bir de yalan yere yemin etmek. Yalan yere yemin ettiği zamanda bak yemin olarak muhterem Müslümanlar gökten yere inen yemin vallahi billahi tallahi bu yemindir. Bunu yalan yere yemin ederse din de gitti, iman da gitti, nikah da gitti. Vallahi billahi tallahi üç yemin. Allah gökten yere indirdiği yemin budur. Yok ben elimi Kur'an'a basayım. Yok ben gidim ziyarete gidek yemin edek. Hayır, hayır, hayır. Kur'an yemin kitabı değildir. Kur'an mahkeme kitabıdır. Yemin kitabı değildir. Ha, birisi de gelir ne yapar? Bak siz benden inanmıyorsunuz. Ben Kur'an'ı ayağımın altına alıp çığlayacağım. Haşa, haşa, sümme haşa. Eğer ayağının altına alırsa külli kafir oldun. Ne maksatla olursa olsun. Kafir oldu bu adam. Allah'ın kelamı ayak altına alınmaz. Bazıları bunu yemin yerine yaparlar. O anda kafirdir, Müslüman değildir. O kafir olduğu gibi din gitti, iman gitti, nikah gitti, yaptığı ibadetler hepsi gitti. Bu adam kafirdir. Yani yemin, yalan yere yemin edenin dini, imanı, nikahı gider. Peki yemin ne? Vallahi billahi tallahi bu üç tanedir. Ben elimi Kur'an'a basayım. Yok. Kur'an yemin kitabı değil. Mahkeme kitabıdır. 50 kere elin Kur'an'a bassan da o senin yeminin şeriatta geçerli değildir. Ama bu üç yeminle bakın muhterem Müslümanlar. Yeminle insan kafir olur. Bir de yalan yere yemin etti, din, iman gitti, nikah gitti. Bir de birisinin, haşa ileriki dersimde anlatmıştım size, birisinin ağzına küfretti. Bilmem ağzına ne yapayım dedi, haşa, sümme haşa. Bunu söylediği zaman da kendisi küfre gitti. Karısı boşandı, dini imanı gitti, bütün ibadeti yok oldu. Ağza, buruna sögen bir adam, küfreden bir adamın hiçbir şeysi kalmadı. Hepsinden iflas etti. Ama gel gör ki belki de bugün bazı yerlerde bu söz bile yaygındır. Allah göstermesin. Peki bu neyle güvenebilir artık? Biliyor musunuz? Cenab-ı Allah kendisi Sibgatallah ve men ahsenu minallahi sibgaten ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boya çalması, Allah yüzümüze boyayı çalır
ve buradan yukarı Cenab-ı Allah yaratmış bunu. Oraya sögen bir kimseyi kafirdir. Karısı boşanır. Dini imanı gitmiştir. Alo, buyurun. Alo. Efendim. Hocam. Buyur. Bu nazar var mıdır? Vardır. Nazar haktır. Nazar haktır da hocam. Şimdi evet. Bizim bir komşu var. Evet. Her şeyi nazara bağlıyor. Yok, her şey değil. Her şey nazar olmaz da. Nazar kızım dikkati çeken bir şey. Bak, ya çok haset eden bir adamın nazarı olur ya da çok sevdiği için. Mesela bir kadın koca biri diğerini çok seviyorsa onu nazar edebilir. Bir adam oğlunu çok seviyorsa ona nazar edebilir. Malını, arabasını çok seviyorsa ona nazar, sevgiden nazar olur. Bir de hasetten. Yo, niye senin var? Hocam şimdi bu bir bardak kırılsa, bir tabak kırıldı, nazardan oluyor. Yok, mesela, yok. Yok onlar, yani yok. Onun hep günah alıyor. Yani oğluna günah yazılıyor mu kaçağda? Tabii ki olmayan şey niye diyor ki? Ne bilirsen nazardan olduğunu. Bilmiyorsun. İşte, evet. Yani. Yok kızım. Bak nazar kızım, dikkati çekecek bir şey olacak ki nazar olsun. Dikkati çekecek bir şey. Diyelim ki çok güzel bir araba çektin kapıya. Bir başkası gördüğü gibi nazar, başkası da herkeste nazar olmaz. Ya çok seven ya da çok haset eden. Bak ben size... Hocam yani komşu ona gidip gelmek de istemiyorlar komşular. Hep nazar, nazar dediği için kimse de onun kapısını açmak istemiyor. İşte herkesin o da günaha mavala giriyor yani, değil mi? Yani diyor ki ben falan adamda nazar var, kapısını açmayın he? Yok yani hep nazar değiyor ya bana. Yani komşular da ona gitmiyor ki nazar değiyormuş buna. Yok gitmiyor. Yok yok kızım, bu yanlış, çok yanlış. Nazar bir adama öyle değil. Bak dikkati çeken bir şey olacak. Sen kendi komşun, her zaman gidip geliyorsun. Bunu hiçbir zaman kötüye yormayacaksın. Sonra eğer nazardan şüphelendiğin zaman da git elin yüzün yıka hemen suda. O nazar o suyla gider. Peki daha ne yapabilirsin? Kul huvallahına kulağızüleri oku. Nazar geçer gider. Bir şeysi kalmaz bunların. Yani bunların Allah çaresini göndermiştir. Ama illaki her şey bir nazardır, haşa. Her şey bir nazar değildir. Nazar kızım bak iki şeyden olur. Çok sevgiden, bir de hasetten. Tamam hocam. Başka değil. Şimdi çokları var ki kendi karısını nazar ediyor. Adam karısını çok seviyor. O karısını nazar eder ama her gün değil. Bir gün, iki gün ya bir vakitte böyle. Yani her şeyi nazara bağlamak günah değil mi? Elbette kızım, elbette her şey nazar olmaz. Ama nazar var mı? Vardır. Hak mı? Haktır. Evet. Fakat tamam. Her zaman, her dakika nazar olmaz. Evet. Tamam hocam. Hayırlı cumalar. Oldu kızım. Size de Allah yardımcınız olsun. Evet muhterem Müslümanlar. Bak biz demiştik buradan yukarısını Cenab-ı Allah yaratıyor. Nerede? Ana rahminde cenin 4 ayı tamamlandığı zaman da Allah tamamlıyor bu başın gözünü, kulağını, yüzünü Allah yaratıyor ve yüzünün boyasını Allah çalıyor. Allah Kur'an'da der ki Sibgatallah ve men ahsenu minallahi sibgaten. Allah'ın boyası gibi kimin boyası var? Bak şu kadar milyarlarca insan var. Birinin rengi diğerine benzemez. Çünkü Allah'ın boyası. Eğer insanların boyası olsa birbirine benzerdiler. Peki daha başka, Ezrail'e can verdiğimiz zaman hani herkes ölecek. Küllü nefsin bima kesebet rahinetün. Her nefis yaptığının karşılığını ödeyecektir. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her canlı ölümün tadını alacaktır. Peki Ezrail'e gelip can veriyoruz. Ezrail karşıda duruyor. Sana baktığı gibi can yardımcı melekler tarafından çekerler. Tak boğazına kadar, şu hulkuma kadar. Buraya çekti mi Ezrail'in daha işi yok.
Ezrail canı almaz oradan. Ya orada gideceğin yer Allah gösterir. Bak cennet ise cennet, cehennem ise cehennem. Yani daha dünyadayken hele tamamen ruhu teslim etmemişsen, can boğaza geldiği zaman hülkuma gözler dikilir bakar. Nereye bakıyor? Gideceği yeri Allah gösterir ona. Ya cenneti ya cehennemi, gideceği yer ora. Ondan sonra Ezrail çekiliyor, buradan yukarı olan canı Allah alıyor. Çünkü o canı Allah vermiş, Allah alacaktır. Ezrail alamaz. Ezrail boğaza kadar getirir, bırakır. Onun vazifesi o. Ama boğazdan yukarısını Cenab-ı Allah kendisi alır onu. Ha, Allah'ın işi bu şekilde. Allah'a böyle can vereceğiz. Ve gideceğimiz yeri de daha ölmezden önce Cenab-ı Allah bize dünyada gösteriyor. Ama sen geriye haber bırakamıyorsun. Can gelmiş boğaza dayanmış. O arada şeytan aleyhillâne fırsat bekliyor. Fırsat bekliyor. İnsan o kadar susanır ki, o kadar susanır ki dünyadaki nehirlerin bütün suyunu boğazdan akıtsalar yine doymasın susuzluktan. Şeytan eline alır bir bardak su, sana gösterir. Hani benim dediklerimi de, ben şu suyu sana vereyim. Aldatır yani. Cenab-ı Allah o günümüze yardımcı olsun. Allah'ım, en zor günde ölüm sarhoşluğu bu. O da tam susuzluk zamanında fırsattan istifade. Veyahut da bakarsın ki şeytan ölmüş anan şekline, ölmüş baban şekline girer, gelir diyor ki oğlum bak diyor, Müslüman olarak ölme, ya Hristiyan olarak öl ya da Yahudi olarak öl. Niye? Müslüman olarak ölenler rahat görmüyorlar. Bak ben senin babanım, ben sana hiç kötü şey der miyim? Halbuki o şeytan o kıyafete girmiş. Bunların hepsine hazırlıklı olmak lazım. Hazırlıklı bizim gücümüzle değil, Allah'tan yardım isteyeceğiz. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Muhterem Müslümanlar, ben hep bunu size yine söylüyorum. Çok kardeşlerimiz hastanelerde hasta yatıyorlar. Azıcık ağırlaştığı gibi götürürler yoğun bakıma. Yoğun bakımda makineye takıyorlar, o ondan uğraşıyor. O şeytan da gelip ondan uğraşıyor. Haydi imansız git, Allah'ı inkar et, peygamberi inkar et, Kur'an'ı inkar et. Şeytan durmadan, onun yanında bir Kur'an okuyan yok. Efendim yasaktır, giremezsin. Ya bu adam Kur'ansız gitti, imansız gidecek. Kaç kişimiz orada hep imansız gidiyorlar. Buna uyanın Müslümanlar. Orada çünkü ne Kur'an okuyan var, ne la ilahe illallah dedirttiren var, ne tevbe istiğfar ettiren var, ne olur. Eğer hortuma takılacak gün doktora sorarsın, bunun iyileşme şansı yoksa eve götürüyorum. Getirsin, hiç olmazsa yanında Kur'an okusun, Kur'an'dan can versin. Öldükten sonra bakırsan toplandılar. Adamın yaşı kaç idi? İşte hangi hastalıktan öldü? Hiç kimse bilmiyor ki imanlı mı gitti, imansız kafir olarak mı gitti? Kimse bunu bilmiyor. Ve peşine ne diyorlar? Başın sağ olsun. Bu söz Yahudi sözüdür, Müslüman sözü değil. Başın sağ olsun ne? Yalan. Ona dua et. De ki Allah rahmet eylesin, mekami cennet olsun. Böyle duaları başın sağ olsun dinimizde yok. Ha, ben bunu muhterem Müslümanlar hepinize her zaman anlatıyorum. Ne olur uyanık olun. Allah o günümüze yardımcı olsun. Birçokları var ki Allah göstermesin. Bu dünyada mümin yaşadı, Müslüman yaşadı, namazdı, niyazdı ama can verirken şeytan onu aldatıyor, kafir olarak gider. Ebedi ebed cehennemlik olur. Çünkü son nefesinde kelime-i şehadet getireni yok ki. Kur'an okuyanı da yok ki. Efendim yasaktır buraya girme. Ya yasaktır da hiç olmazsa bir Kur'an bandı koyuyor ya. Bir Kur'an okunsun. Şeytan oraya girmesin. Yok. Aynen bugünkü
Hristiyanların durumuyla bizim durumumuzda hiç de bir fark yok. Onlar da koyurlar oraya, Kur'an Kur'an yok zaten, bizimki de oraya koyuyor. Ne fark etti ki bu? Sen Müslümansın. Müslüman Allah'ın Resulü diyor ki, can çekişmeye girdi mi gidin üzerine Yasin okuyun. Ve kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti söyleyin ki, kelime-i şehadet ki, men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehelel cennete. Bir insanın son sözü la ilahe illallah olursa o kimse cennete girer. Ama siz hanginiz şimdiye kadar, bak hepinize söylüyorum, hanginiz acaba bir tane gittiniz de o yoğun bakımda baba ana la ilahe illallah de, baba ana Yasin'i okuyorum senin üzerine, dinle bunu. Hanginiz dediniz bunu? Hiçbiriniz. Aklınıza bile gelmiyor. Peki aklınıza gelmediği halde muhterem hocalarımızdan Allah razı olsun, hepsine saygılıyım ama hocalarımız da bunu hiç dile getirmiyorlar. Hiç bunu söylemiyorlar. Acaba bu bir ihmal değil, herhalde unutkanlıktır belki de. Sade bu mu? Bunu ben defalarca anla diyorum. Ne olur? Buna bir çare bulun. Muhterem Müslümanlar, bugünkü böyle de dersimizin sonuna geliyoruz. Cenab-ı Allah bizi ve gelecek neslimizi kıyamete kadar Kur'an hakikatlerinden ayırmasın. İsmi Celal'in hürmetine, İsmi Azem hürmetine, bin bir ismin hürmetine, sevgili Habibi Ekrem'in hürmetine, ya Rabbi devletimizi kaim, milletimizi daim eyle. Ulusumuzu, ordularımızı, emniyet güçlerimizi her türlü beladan, kazadan, afattan sakla. Ya Rabbi cephedeki Mehmetçiklerimizi sen koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ordularımızı her yerde muzaffer eyle. O kıymetli, değeri çok büyük olan bayrağımız sağ semalarda, ufuklarda dalgalansın. Allah'ım Türk milletine, Türk ulusuna sen yardım et ya Rabbi. Bizi birlik ve beraberimizden ayırma. Rızaen lillahi teala el Fatiha. Ya Allah.